Earlier this year, he married his former producer at NBC, Nicole Bakshi, and they now have a one-year-old daughter, Breezy, who doesn't have the mutation. Earlier this year, bu senenin başlarında, he married his former producer at NBC. NBC'deki former, evvelki, önceki, bir önceki anlamında, eski yanlış değil ama evvelki, önceki, producer, yapımcı. Film veyahut da müziklerde, televizyonda yapımcı. Yapımcısı olan Nikol Bakşi ile evlendi. Şuradaki married kısmına dikkatinizi çekeyim. Normalde hani are you married diye sorarsınız değil mi? Evli misin? I am married, evliyim. I am not değilim. Burada ise he married diyor. Dolayısıyla to marry aslında bir fiil. Şu şekilde bir fiil var. Bu hem evlenmek hem evlendirmek demek. Hem evlenmek hem evlendirmek. Hani yine filmlerde görürsünüz böyle koştura koştura damatla gelin değil mi? Hemen bir papaz bulmaya çalışırlar. Mary As. Tabii tabii. Şu şekilde ordained diye kilise tarafından yetkilendirilmiş papazlar vardır. To ordain görevlendirmek, vazifelendirmek, yetkilendirmek. Ordained priest. Priest de papaz demek. Bunlar işte insanları marry eder. Dolayısıyla bu, ama burada evlendi. Bu senenin başlarında NBC'deki evvelki, önceki yapımcısı olan Nicole Bakshi ile evlendi ve they now, onların şimdi have var nesi? A one year old daughter. Bir yaşında bir kızları var. İsmi de Breezy. Breezy enteresandır. Aslında rüzgarlı, esintili anlamı olan bir kelime. Fakat insanı breezy diye tanımlıyorsanız neşeli, canlı, böyle keyifli, yerinde fıkır fıkır duramayan demek. Who doesn't have the mutation? Evet, Breezy isimli bir yaşında kızları var ki bu kızın mutasyonu yok. Yani mutasyonu olmayan Breezy isimli bir yaşında bir kızları var şimdi. Bakshi took him on as he puts it in the full knowledge of what awaited him which he describes as extraordinarily brave or stupid. As he puts it, he hikayemizin kahramanı puts it. Put normalde koymak, ifade etmek ama buradaki anlamı yani adamın söylediği şekliyle, ifade etme tarzıyla as he puts it ifadesi o anlama geliyor. Kalıp olarak adamın söylediği gibi, söylediği şekliyle olaya bakacak olursak Bakşi, şu kız, kadın, took him on, dikkat ederseniz tırnak içerisinde yazmış. To take on fiilinin arkadaşlar, ben diyeyim 10 tane, siz deyin 15 tane anlamı var. Meydan okumaktan tutun da, bir görüntüye bürünmekten tutun da, buradaki anlamı üstlenmek, vazifelenmek, yani onun sorumluluğunu almak. Adamın söylediği şekliyle hani bu sorunu bu mücadeleyi bile bile üstlendi. Hodri meydan dedi kadın in the full knowledge in the full knowledge tam bilgi içerisinde yani olayı tamamen bilerekten neyin bilgisi ama of what awaited him adamı neyin beklediğine dair tam bir bilgi içerisinde bu bilgiye tam sahip olaraktan kadın hodri meydan demiş. Adamın yükünü omzuna almış. Which he describes as ki bu olayı da adam ne olarak tanımlıyor? Extraordinarily hayır şuradaki ordinary ifadesi sıradan, normal. Extraordinary diyorsanız normalden fazla olağanın üstü. Extraordinary diyorsanız olağanüstü demek. Sonra L'ye geldiği için de bir şekilde diye ilave edeceksiniz. Extraordinary, olağanüstü bir şekilde brave, cesur bir davranış veyahut da aptalca. Stupid, bazı fiiller, bazı kelimeler İngilizce'de vardır. Hem sıfattır hem zarftır. Buradaki de bir fiili, bir davranışı tanımladığı için bir şekilde yani şuradaki nasıl cesur bir şekilde diyorsak buradaki de aptalca aptal bir davranış. Adam da bunu bu şekilde tanımlıyor. She admits that the prospect of looking after him downs her. As does the thought of the stressful and confusing experiences their daughter might be exposed to as she grows up. She admits that Evet, admit, kabul etmek. Normalde hatayı, sorunu vesaireyi kabul etmek. Aynı zamanda bir mesela diskoya insanları kabul etmek e, veyahut da okula birisini kabul etmek, üniversiteye değil mi? Admission, admission fee kabul veya giriş ücreti. Burada ise kadın kabul ediyor. Neyi? Şu cümleyi. The prospect of looking after him. Look after. Bakmak ama hastaya, çocuğa bakmak, ilgilenmek anlamında. Adama bakmak, adamın bakımını, görümünü yapma prospekti. Buradaki çok güzel. İhtimal, olasılık demek. Prospekt bazen hani böyle özel bir yetenek. Mesela bir insanı prospekt diye tanımlarsanız futbol yeteneği vardır. Dahi gibidir. Ne bileyim müzik yeteneği vardır. Vesaire. Aynı zamanda altın arama, petrol arama işlerine de prospekt deniyor. E, to prospect diye fiil var. Aramak anlamında. Burada ise olasılık, ihtimal, risk hatta ona bakma, hasta olacak olan bu adama bakma, bakımını görünme yapma ihtimali downsör. Bu kadını down ediyor. Korkutmak, gözünü korkutmak, yıldırmak. Bir olayı downting diye tanımlarsanız insanın gözünü korkutan, yıldıran demek. Downting. devam ediyor as does the thought of the stressful and confusing experiences bir cümle söyleyip arkasından as does diyorsa ne demek bu şu yapıyı hatırlıyor musunuz mesela my father is a business man as is your father. <laughs> ha, yok gibi tıpkı. Benim babam bir iş adamı. Senin babanın olduğu gibi. Yani tıpkıya gerek yok gibi sadece şuradaki ez yeterli. Şuraya iz gelmiş buraya hani iz olduğu için emizar vazgör de gelir ama normal fiil de gelir. Mesela I made a lot of mistakes in my life. Hayatımda bir sürü hatalar yaptım ben. As did you. Senin yaptığın gibi. Dolayısıyla bunun yerine did gelir, can gelir, could gelir, bütün fiiller gelir, will gelir, hepsi kabul. Burada ise as does yani şuradaki does fiilinin yerini tutuyor. Şuradaki does ifadesi Downsun yerini tutuyor kadın neyi kabul etmişti adama bakma ihtimali onu korkutuyor gözünü korkutuyor yıldırıyor as does şu da öyle bu seçil olan kısımdaki cümle de korkutuyor the thought of the stressful and confusing experiences the thought düşünce ne düşüncesi ne fikri stresli ve kafa karıştırıcı deneyimler tecrübeler fikri, düşüncesi. Ama hangi fikirler veya hangi daha doğrusu deneyimler? Şuraya kadar. Their daughter might be exposed to these experiences. Şu exposed to'dan sonra normalde isim beklersiniz. Bir şeye expose olma. Kızlarının evet expose maruz kalma maruz olmaydı. Burada maruz kalabileceği deneyimler. O zaman ta şuradan şuraya kadar öznemiz aslında şu ayrı bir cümle. Şu özne, fiilimiz burası, nesne yok ayrıca. Şu da korkutuyor. O da dediğimiz gibi kızlarının maruz kalabileceği, might düşük de olsa maruz kalabileceği stresli ve kafa karıştırıcı deneyimler düşüncesi de de öyle. Yani gözünü korkutuyor as she grows up. Büyüdükçe, büyürken maruz kalabileceği deneyimler. Nasıl enteresan bir yapı değil mi? Ama şu ezdazı çözdüğünüz zaman yerine oturuyor. Çok karmaşık değil sanırsam. But if you are in love with someone, you don't desert them when they are diag diagnosed with cancer or multiple sclerosis, she says. Ne diyor bu hanımefendi? Fakat eğer siz birisine aşık iseniz To be in love with. Birisine aşık olmak. Aşka düşmek. You don't desert them. Siz onları, siz onları desert etmezsiniz. Terk etmek, bırakıp gitmek. Ama aynı zamanda çöl. isim olacak olursa çöl, fiil olacak olursa bırakıp gitmek, terk etmek. Bir yeri deserted diye tanımlarsanız, a deserted town mesela, terk edilmiş, tamamen terk edilmiş bir kasaba veyahut da şehir. Village, köy mesela. House. Tamamen terk edilmiş bir ev. Evet. Army desert denirse bu şekilde çok az kullanılıyor ama asker kaçağı demek. Evet. Fakat eğer siz birisine aşıksanız onları terk etmezsiniz. Ne olduğunda ne zaman? They are diagnosed with cancer or multiple sclerosis. Kanser veyahut da MS ile diagnoz edildiklerinde, teşhis konulduklarında onları terk etmezsiniz diyor eğer birisini seviyorsanız. So öyleyse bu durumda why would you just because you received the bad news in advance? Burayı çözmek ister misiniz? Kim ister? Hazır çikolata var. Bak. Çok zor değil. Fiil vesaire yakalayacak bir şey arıyorsunuz. Bulamıyorsunuz herhalde. Nereden bölelim? Şuraya kadar ayrı bir cümle. Bundan sonra ayrı bir cümle. Şurası kendi içinde bir cümle. Nasıl? İşte onu söylemeye çalıştım. Verb, fiili bulamıyorsunuz. Fiil yok. Ama bir, şu cümlede var. Would'un fiili. İlk önce şurayı çözelim isterseniz. Just because. Just because ne demek? Sırf şu yüzden. Buradaki just'ın anlamı sırf şu yüzden. Because'la birlikte tabii. Sırf şöyle olduğu için. Ne olduğu için? O da şu cümle. Sırf böyle olduğu için. You received the bad news in advance. Siz aldınız kötü haberi in advance. Ne demek in advance? Advance normalde ilerlemek demek. Advanced olsaydı sonunda D olsaydı ileri düzey ileri diyecektiniz. ilerlemiş diyeceksiniz ama in advance fena olmadı ama for example you want to buy I don't know a car. Bir araba satın almak istiyorsunuz. The seller satıcı wants you to pay, sizden ödemenizi istiyor, x amount of money in advance. Bravo, bize avans diye geçmiş. In advance, evvelden, önceden demek. In advance, önceden, evvelden. Mesela, diyelim ki yazın tatile gideceksiniz. Eğer, if you book in advance, if you book the hotel in advance, Önceden evvelden oteli book ederseniz rezervasyon yaptırırsanız it will be much cheaper çok daha ucuz olacaktır. In advance evvelden önceden. Kötü haberi aldınız. Buradaki receive kötü haberi almak. Sırf kötü haberi daha doğrusu kötü haberi önceden aldığınız için why would you desert them? Onların neden onları neden terk edeceksiniz ki? Neden terk edesiniz? İlginç bir bakış açısı değil mi? Hakikaten evlendiniz, seviyorsunuz. Hop iki sene sonra kanser oldu vatandaş. Bırakıp gidebilirsiniz. Değil mi? Herkesin lanetini alaraktan kabul olur. Ama yapılmaz normal şartlar altında. Vatandaş kanserse destek olursunuz. İşte dua edersiniz. Ameliyat gerekiyorsa, kemi, kim, kemoterapi gerekiyorsa falan filan. Bu da diyor ki kötü haberi önceden aldığınız için sırf neden onu terk edesiniz?